Merhaba sevgili öğrencilerim. Sosyal bilgiler testi diyeyim. Cevap anahtarını çıkartalım. Birinci soruyla başlayalım. Bir kişinin boyu, adı ve soyadı, TC kimlik numarası gibi özelliklerden hangisi nüfus cüzdanında yer alır diyor. Adı soyadı evet alır, TC kimlik numarası alır fakat boyu asla çocuklar. Yani cevap 2 ve 3 olacak. Neden boyunu almıyoruz? Çünkü boy fiziksel bir özelliktir. Buradakiler ise kişisel özelliklerimizdir. Fiziksel özelliklerimiz asla kimlik belgelerimizde bulunmaz. Kişisel özelliklerimiz bulunur çocuklar. Birinci sorumuzun cevabı bu nedenle Denizli. 2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin yaygın olarak oynadığı atı sporlarından birisi değildir? Çocuklar derslerde de bunun üzerinde çokça durduk. Bizim Türk atı sporlarımız içerisinde ilki okçuluk. Çocuklar okçuluk hem savaş aleti olarak kullanılmış zamanında hem de küçük çocuklara henüz küçük yaştayken eğitim vererek öğretilmiş bir dal gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki eskiden Türkler bunu savaşlara hazırlık için çocuklarına öğretiyorlarmış eğitim amaçlı. Fakat günümüzde gerçekten spor dalı halinde kullanılmakta. Bir diğeri yağlı güreş. Gerçekten atı sporlarımızdan ikincisi çocuklar. A ve C seçeneği o yüzden olamaz. Bir diğeri at üstünde oynanan cirit. Fakat boğa güreşi bizim değil, İspanyolların atı sporu olabilir çocuklar. O yüzden buradaki doğru seçeneğimiz ise Denizli olacak. Hemen ekranımı temizliyorum. Ve diğer soruyla devam ediyorum. 3 ve 4. 3 kalsın. Tekrar kalemimi alayım. Yukarıda verilenlerden hangi ikisi yer değiştirirse kronolojik sıralama doğru olur. Önce burada bu sıralamayı yapabilmek için kronolojinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Hayatımızdaki ya da başka birinin hayatındaki önemli olayları geçmişteki en eski tarihten günümüze doğru sıralamaya kronolojik sıralama denir çocuklar. Şimdi buna göre bakalım. Buradaki en eski tarih hangisi? 2008. 2008 birinci sırada yer almalı o halde. Sonraki en eski tarih hangisi? 2013. İkinci sırada yer almalı. Ve en sonuncusu 2016. Eğer ki tarih yoksa olan olayları okuyoruz hemen. Buna dikkat ediyoruz çocuklar. Aynı yıl varsa bu sefer aya dikkat ediyoruz ve ona göre sıralamamızı yapıyoruz. O halde burada 2 ve 3 yer değiştirirse kronolojik sıralama gerçekleştirilmiş olur. Yani doğru seçeneğimiz B olacak çocuklar. Hemen burayı da temizledikten sonra diğer sorumuza geçelim. Yani dördüncü sorumuza bakalım ne diyor. Tekrar kalemimi alıyorum. Yukarıda verilenlerden hangilerini yaparak aile tarihimizi öğrenebiliriz? Çocuklar, aile tarihimiz neydi? Geçmişte nereden göç ettiklerini, ne gibi yaşantıları olduğunu ya da neler yaşadıklarını bize bir takım eşyalarla, geçmişten kalan mektuplarla, madalyalarla, fotoğraflarla gösterebildikleri eşyalardı çocuklar. Biz bu eşyalarla aile tarihimize ulaşabiliyorduk. Hemen bakalım aile tarihimizi hangi yollarla öğrenebiliriz? Aile büyükleriyle görüşmeler yaparak ve not ederek. Evet, bir nevi sözlü tarih yaparak kendi geçmişimizle, ailemizle ilgili bilgi sahibi olabilir miyiz? Olabiliriz. Belgeleri ve eski eşyaları inceleyerek. Tabii ki mesela ailemize ait bir mektup. Herhangi bir şehirdeki, ülkedeki evimizin tapusu bizim nereden göç ettiğimizi gösterir. Eski eşyalar, işte ninelerimizin sandıkları, işte ya da dedelerimizin köstekli saatleri, hangi yılda yapıldığı gibi üstündeki işaretlerden, nerede yapıldığı, nereden geldiği gibi durumlara rastlayabiliriz. Yani ikinci seçenek de olabilir. Fotoğraflar, diplomalar ve madalyalar da tabii ki aile tarihimizle ilgili bilgi veren diğer önemli gelişmeler. Yani biz üçünü de alabilir miyiz? Evet, üçünü de alabiliriz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur böylece. Hemen sayfamı yeniden temizliyorum. Ve beşinci soruya geçiyoruz. Bu belki de bizim öğrencilik hayatımızda sürekli yaşadığımız
tarihler olduğu için hiç zorlanmadan yapabileceğiniz bir soru. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlardan biri değildir diyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, evet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evet. Ama Kurban Bayramı bizim dini bayramımızdır çocuklar. O halde doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Yine sayfamı temizliyorum ve aşağıya doğru kaydırıyorum. 6. soruyla devam ediyorum. Şimdi, 6. soruda diyor ki, aşağıdakilerden hangisi hoşgörü konusunda kültürümüzde yer eden isimlerden birisi değildir? Çocuklar hoşgörü konusunda işlerken, ülkemizde ve geçmiş zamanlarda yaşamış, günümüze kadar isimlerini yaşatarak gelebilmiş, hoşgörüyle ilgili dünya sınırlarını aşmış, bizim ülkemizin sınırlarını aşmış insanları tanıtmıştım. Ve demiştim ki bunların başında da Mevlana Celaleddin Rumi geliyor. Gerçekten hoşgörülü, insanlara elinden geldiğini yapmaya çalışan, yanlışlarını tatlı bir dille öğreten, doğru yolu bulmalarını sağlayan insanlardır bunlar aynı zamanda demiştim. Bir diğer Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre demiştim çocuklar. Ama burada gördüğünüz Yavuz Sultan Selim bir Osmanlı padişahıdır çocuklar. Bu seçeneğin bizim öğrendiğimiz hoşgörüyle çok da ilgisi yoktur. O halde buradaki doğru seçeneğimizin de Denizli olduğunu görmekteyiz. Şimdi 7. sorudayız. 7. soruyu cevaplarken yine kalemimi alıyorum ve ona göre cevaplamak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik belgelerinde bulunan bir özelliktir? Adımız ve soyadımız daha önceki kimlik belgemizde de vardı. Doğum yerimiz daha önceki kimlik belgemizde de vardı. TC kimlik numaramız keza yine aynı şekilde. Evet vardı, 2000 değişikliğiyle TC kimlik numaraları sonradan eklendi. Fakat vardı, kullanıyorduk. Ama çipin yer alması, yani yonganın yer alması yeni bir olaydır, yeni gerçekleşmiş bir olaydır diyoruz. Hemen siliyoruz. 8. Yine kalemimi alıyorum. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki toplumdaki her bireye saygı göstermeliyiz. Evet, toplumdaki her bir bireye saygı göstermeliyiz. İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçmemeliyiz. Kesinlikle çocuklar. Anlaşamadığımız insanları dışlamamalıyız mı, dışlamalıyız mı? Bu bir dursun. Bize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına da yapmamalıyız. Şimdi çocuklar, seçeneklerin üzerinden bir kez daha gidelim. Biz toplumdaki herkesle anlaşamayabiliriz. Ama herkese saygı duymak zorundayız ve saygı göstermek zorundayız. Herkesle aynı olacağız diye bir şey yok çocuklar. O yüzden A seçeneği kesinlikle olur. İnsanların fiziksel özelliklerini dalga geçmemeliyiz tabii ki çocuklar. Her insanın genetik yapısı, ondan sonra geçirdiği rahatsızlıklar ya da hayat koşulları bir olmayabilir. Birçok insan gözlük kullanıyor olabilir, birçok insan çok zayıf olabilir ya da çok kilolu olabilir ya da çocuklar bir organını kaybetmiş olabilir. Biz böyle insanlarla asla dalga geçmemeliyiz. Herkese olduğu gibi kabullenmeli, onları kendi değerleri içerisinde değerlendirmeliyiz. Bize yapılmasını istemediğiniz bir davranışı başkasına da yapmamalıyız. Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi çocuklar. Ama anlaşamadığımız insanları dışlamalıyız diye bir seçeneğe ulaşamayız. Böyle bir şeyden söz edilemez. O yüzden buradaki doğru seçeneğimiz Ceyhan olacak. Hayatta ne olursa olsun kimseyi dışlamamalıyız çocuklar. Bu gerçekten boş bir davranış olmaz. Sıradaki sorumuz 9. Hemen bakıyorum şimdi 9. soruya. Bu aslında her birinizin çokça sıkça duyduğu 1. sınıftan beri verilmiş olan bir bilgi aslında. Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. 1881 yılında İstanbul'da doğmuştur diyor. Bu bir dursun. Babasının adı Ali Rıza Efendi'dir diyor. Doğru. 10 Kasım 1938 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti diyor. Doğru. Annesi Zübeyde Hanım'dır diyor. Doğru. Şimdi bir A seçeneğini neden kenara ayırdım? 1881 yılında doğduğu doğru ama Selanik'te doğdu çocuklar. İstanbul'da değil. Bu nedenle doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak çocuklarım. Bunu da siliyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. 10. soru.
Ve 11. soruyu da açalım. İkisini birlikte cevaplayalım. Mustafa Kemal yukarıda verilen okullardan kaçına gitmiştir? Mustafa Kemal Atatürk Mahalle Mektebi'ne gitmiştir. Şemsiye Tanrı İlkokulu'na gitmiştir. Selanik Askeri Üniversitesi'ne gitmiştir ama Mektebi Tıbbiye'ye gitmemiştir. Çocuklar mektep okulu demek, tıbbiye de tıp okulu demek. Yani doktorların eğitim aldığı, yetiştirildiği okul demek. Tıpla ilgili herhangi bir okul okumamıştır Mustafa Kemal Atatürk. Bu nedenle 3 tane okula gitmiştir. Cevabını verebiliriz. İnce, ninesine küçükken hangi oyunları oynardınız sorusunu sormuştur. İnce ninesinden hangi cevabı almış olamaz çocuklar? 5 taş oyunu oynamış, cevabını alabilir mi? Evet. Seksek oyununu oynamış, alabilir. Çelik çomağı alabilir. Ama vampir köylü ninesinin oynadığı çocuk oyunlarından biri değil. Daha çok günümüzde popüler olmuş, birkaç yıldır popüler olmuş bir oyundur diyebiliriz. Hemen bu sorularımızı da temizliyoruz. Ve 12. sorumuzla devam ediyoruz. Kalemimizi de alalım. Tarihi bir olaya tanık olmuş bir kişiyle randevu alınarak araştırılmak istenen konuyla ilgili sorular hazırlanır. Konuşma esnasında ses kayıt cihazı veya notlar alınarak yapılan tarih turu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? Kültürel tarih, hayır. Sanat tarihi, hayır. Siyasal tarih, hayır. Ama sözlü tarih, evet. Çocuklar geçmişteki herhangi bir olayı ya da batınık olmuş bir kişiyle biz birebir aynı bu sıralamayla oluşturulmuş bir görüşme gerçekleştiriyorsak bunun adı sözlü tarihtir. Kültürel tarih tamamen farklı. Toplumların kültürleri, ülkelerin tarihleri ile ilgili değil. Tamamen bölgesel de olabilir, ülkelerle ilgili de olabilir. Sanat tarihi o ülkenin sanatıyla ilgili yapılan gelişmelerdir. Siyasi tarih ise daha çok anlaşmalar, anlaşma metinleri, ne gibi savaşlar çıktı, bunların nedenleri, sonuçları nelerdir? Diplomasi yani siyasetle tamamen alakalı bir durumdur. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Hemen devam ediyoruz. 13. ve 14. soruyla. Gayet basit bir soru çocuklar yine. Birlikte bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgemizde oynanan halk oyunumuzdur? Misket İç Anadolu bölgesinde Ankara Vası'nı denir çocuklar. Kafkas biliyorsunuz daha çok Doğu Anadolu bölgesinde oynanan bir oyundur. Kuzey kesiminde. Çünkü Kafkas ülkeleri çok yakındır. Azeriler, Gürcüler ve bu oyun Doğu Anadolu bölgesinde de hayli sıklıkla oynanmaktadır. Orhun Karadeniz bölgesinin bir oyunudur. Fakat Zeybek Ege bölgesinin bir oyunudur. O halde doğru seçeneğimiz A. Atatürk'ün doğduğu Selanik kenti günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Suriye Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk görev yeridir. Ama buradaki doğum tarihini istediği için buna işaretleyemiyoruz. Bulgaristan görev yerlerinden bir tanesidir. Arnavutluk Balkan ülkelerinden bir tanesi ki Atatürk'ün hayatında çok da önemli kayda değer bir şehir unvanını taşımaz. Fakat Yunanistan bizim Selanik kentimizin sınırları içerisinde günümüzde yer almaktadır. Şimdi burayı temizliyorum hemen. Ve son sorumuzu cevaplayarak testimizin cevap anahtarını bitiriyoruz. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasını belirleyen savaştır? Birinci Balkan Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk burada kendisini kanıtladığını gösterdi mi? Hayır. Birinci Dünya Savaşı, hayır. Suriye-Filistin Cephesi, hayır. Çanakkale Cephesi ya da Savaşı, evet çocuklar. Çanakkale Cephesi'nde o kadar güzel bir komutanlık yeteneğini konuşturdu. O kadar güzel bir komutan oldu ki gerçekten hem Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasını belirledi hem de tüm dünyada tanınmasını sağladı. Çocuklar sorularımızın cevap anahtarı bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.